Merhaba arkadaşlar PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. E futbol 2024'te bugün bitecekler ve yarın bizleri bekleyenler neler? Bu videomuzda onlara bakacağız arkadaşlar. Öncelikle bugün biteceklere bakalım. Bugün bitecekleri aradan çıkaracak olursak geçen hafta kampanya başladığı için bayağı bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Bugün bitecek. Yarın bir o kadar yine etkinlik gelecek. Ayrıca iki hafta önce başlayan İlerleme puanlarını sıfırlama kampanyasında bugün son gün arkadaşlar. Oyuncularımızı bugün son böyle düzenlemelerimizi yapabiliriz 0 GP'ye. Yarın bu GP ile olacak ve çok fazla GP gitmekte. Bununla alakalı ben derli toplu herhangi bir bilgi bir paylaşım görmedim arkadaşlar. Hani şu futbolcu şöyle değiştirebiliriz bunu böyle değiştirebiliriz yönünde. Hatta yorumlarda şu futbolcuları şu şekilde kesinlikle yapmalısınız diyen arkadaşlarımız varsa yorum yazarak görüşlerini bizlerle paylaşabilirler. Bugün son gün bazı futbolcuları bugün düzenleme yapabiliriz yarın. Çünkü çok fazla GP istiyorlar. 3-5 oyuncu için milyon GP'miz belki de gidebilir. Bununla alakalı ama bugün de olsa bir bilgi görürsem şöyle değerli toplu hangi futbolcular en yüksek nasıl fullenmekte görürsem sizlerle yine paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Çünkü bazı futbolcularda ufak değişiklik yaptığımızda bir seviye daha artabilmekte. Bununla alakalı sizler de yorumlarınızı, önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Diğer bugün biteceklere baktığımızda çok fazla etkinliğimiz var arkadaşlar. Player of the week ücretsiz açma hakkı veren etkinlik diğer etkinliklerimiz yarın da gelecekler arkadaşlar. Bir başka etkinliklerimiz temalı etkinlikler. İki tane temalı etkinliğin bugün son günü. Ligime geçen hafta eklenen bu futbolcular için bugün son gün. Yarın ligime yeni isimler eklenecek. Geçen hafta iki tane paket geldi. Hatta üç tane paket geldi. İki tane epik paket geldi. Roma ve Japon Ligi ile alakalı. Bunların bugün son günü. Geçen hafta gelen Player of the Week paketinin de bugün son günü. Yarın yeni paketler gelecek. Ayrıca mağazada Öğelerin bu öğelerin süresi dolacak. Yarın uzatılacak. Fakat mağazaya hazır bunları uzatırken oyuncu eklerler mi eklemezler mi? Şimdilik mağazada oyuncu bulunmamakta arkadaşlar. Olur da mağazaya oyuncu eklenirse oyun bakımdayken aslında sızıyor. E, futbol mağazası biraz daha erken güncellenmekte. Oradan da o bilgileri öğrenebiliriz. İnşallah mağazaya da futbolcu eklerler arkadaşlar ama eklememe durumları da olabilir. E, futbol mağazası ile alakalı değişik bir planlaması var Konemi'nin ama bir türlü çözemedik arkadaşlar. Bu forma parayla satılmakta ve bugün son gün. Yarına geçtiğimiz zaman her perşembe oldu gibi bakım var haftalık bakımımız Türkiye saatli oyun sabah 5'te bakıma girmekte konemi öğlene doğru 11'de açılacağını açılacaktır der ama genelde erken açıyorlar arkadaşlar Japonya'da ve bazı ülke, ülkelerde erken açıyorlar ama bizim ülkemizde geç açılıyor Azerbaycan'da geç açılmakta bizim gibi ülkelerde çok geç açılıyor bu taraflarda arkadaşlar ben de Japon vpn ile giriyorum hemen bilgileri sizlerle paylaşabilmek için yarın bizleri neler beklemekte bu kampanya geçen hafta başladı arkadaşlar yıl dönümü kampanyası Yarın ikinci haftaya başlıyoruz. Bundan dolayı gelecekler var. Özellikle de bu bekan barlı paketten ücretsiz açma hakları yarın yine çok fazla gelecek. Görevlere eklenecek arkadaşlar. Bekan barı çıkaramadıysak yarın büyük ihtimalle çıkarabiliriz. Ya da bu hafta kesin çıkaracağız gibi gözüküyor. Yarın neler gelecek? Günlük girişlerde ikinci haftaya başlıyoruz. Her gün yine birer tane ücretsiz açma hakkı. 7 tane daha bu hafta buradan ücretsiz açma hakkı aslında elde edeceğiz. Bir sonraki haftada yine verilecek. Yeni görevler gelecek arkadaşlar. Şimdi yarın yeni görevlerden kaç tane bekambar ücretsiz paketi elde ederiz? Bir 20-21 tane yine eklenirse çok fazla eklenecektir. En az bir 15 tane falan eklemeleri lazım ama belki 21 tane yine ekleyebilirler. E günlük girişlerimiz şu anki görevleri falan da tamamladıysak belki yarın eklenecek yeni görevlerle birlikte varı çıkaramadıysak yarın çıkarabiliriz arkadaşlar. Çünkü yine görevlere çok fazla e, ücretsiz açma eklemeleri gerekiyor. Haftaya da ekleyecekler. Görevlere yarın ve önü, haftaya perşembe yeni görevler eklenecek. Buradan toplamda 53 tane ücretsiz açma hakkı verilmekte. Diğerleri 21 tanesi de günlük girişlerden veriliyordu. Yarın gelecek etkinliklere baktığımız zaman şu an İspanyol ile alakalı etkinlik var. Bunun bir benzeri lig değişiyor arkadaşlar. Yarın da İngiltere Ligi temalı etkinlikler karşımızda olacak. Tur etkinliği gelecek. Yarın mücadele etkinliği de gelecek ve burada atılan goller alınan galibiyetler görevlerde çok işimize yarıyor. Oradaki görevleri tamamlayıp Beckham var ücretsiz paketini paketlerini elde etmekteyiz. Yarın gelecek etkinliklere devam ettiğimizde yine İngiltere Ligi temalı etkinlik gelecek. Buradan 20.000 DP, Becer Antrenörü e goller attıkça da görevlerden Bekan var ücretsiz açmaklarını elde etmekteyiz. Yarın Player of the Week paketi gelecek arkadaşlar ama kimler olabilir? Şimdi Konami öğlen vakitlerinde birkaç ismi bizlerle paylaşıyor. Dün ben tahmin videosu paylaşmıştım. İzlemeyen arkadaşlar için de hızlıca böyle geçecek olursak arkadaşlar İngiltere Ligi'nde çok fazla aday var. İngiltere Ligi paketi bile olabilir. Konami bakalım kaç tanesini tercih edecek. Tottenham 3-0'lık galibiyet aldı. Kulisevski Santrafor'da oynadı. Gelebilir gelirse Santrafor kartıyla. Pedro Porro da sabekte oynadı. Bir golü bulunmakta. City'de Foden şov yaptı. Ligin son şamp, son maçında şampiyonluk maçında yine sahneye çıktı kendisi. Bu sezon bayağı iyi. 2 gol attı. Ofansif orta e sahada oynadı. Fulham 4-2'lik galibiyet aldı. Sağ kanatta oynayan Wilson bir gol 2 asist. Liverpool takımında stoper futbolcusu 20 yaşındaki futbolcumuz gol attı. Gelme ihtimali olan bir isim. Crystal Palace 5-0'lık galibiyet aldı. Mateta kesinlikle gelmeli çünkü 3 gol bir resisti var. 4 gole doğrudan katkı sağladı. Mükemmel bir performans. Normal kartı 88'e kadar çıkıyor. Kadromuzda de 91 falan olsa. Renkli kartı çok yüksek olmaz ama güçlendirici falan olursa belki işler değişir. Eze çok önemli bir isim. O da 2 gol bir asist yaptı ama Mateta biraz daha önde. Belki Chelsea'den Kaysedo'yu tercih edebilirler. Harika bir gol attı. Manchester United'da Dalon'un golü bulunuyor. Casemiro gol atmadı ama istatistikleri güzeldi arkadaşlar. Newcastle'da 4-2'lik galibiyet var. Bruno Gimareş orta saha futbolcusu 3 gole katkı sağladı. 1 gol 2 asist. Arsenal şampiyon olamadı. Asfak'la kaybetti. Belki de gönüllerin şampiyonu oldu diyelim ama bir gün onların derinde kupayı belki görürüz. Ben tabi Arsenal o şey zamanı çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar. 2003 yılı zamanlarında Thierry Hanli, Bergkamp, o kadro efsane bir kadroydu. O zaman tabii ligde şampiyon olmuşlardı. Ondan sonra herhalde hiç olamadılar galiba. Şampiyonlar liginde final oynamışlardı o sen senelerde ama Ronaldo yolu Barcelona'ya karşı kaybetmişlerdi. İsveçliler son falan o zaman Barcelona takımındaydı. O zamanlar Valencia da çok iyiydi arkadaşlar. İspanya liginde Valencia mesela şampiyon olmuştu. Tabii seneler geçti Valencia düştü. Arsenal düştü şimdi tekrardan toparladı ama yine şampiyon olamadı. Tomiyasu Bekte sol bekte oynadı bir gol attı. Barcelona 3-0'lık galibiyet aldı. Pedri'nin 2 golü bulunmakta. Real Madrid berabere kaldı arkadaşlar. Villarreal'de Charlotte Show yaptı ama Player of the Week paketinde olduğu için üst üste konemi getirmeyecektir büyük ihtimalle. Arda Güler'in 2 tane golü var. Lucas Vazquez'in golü var. Asistleri var. Ama beraberlikte konemi bazen oyuncu tercih ediyor. Çoğu zaman etmiyor. Fakat burada bol golü bir beraberlik var. Aslında tercihse güzel olur. Arda Güler, Lucas Vazquez. Şöyle tak ediyor ama üst üste konemi kolay kolay getirmiyor aynı pakete. Şampiyonlar Ligi olsaydı o zaman ekliyordu ama Şöyle yoksa gelmeyi hak etmişti ama üst üste getirmeyeceği için ve beraberlikten de her zaman konemi oyuncu seçmemekte arkadaşlar. Umarız seçer diyelim. Atletik Bilbao da kaleci gol yemedi. Gelebilecek isimlerden birisi. Osasuna Atletico Madrid gibi güçlü bir takımı deplasmanda 4-1 geçti. Göbek futbolcusunun istediği istatistikleri iyiydi bir de üstüne bir de gol kaydetti. Real Sociedad 2-0'lık galibiyet aldı. Göbek futbolcusu Merino dikkat çeken göbeklerden. Girona 3-1'lik galibiyet aldı. Sol kanatta oynayan Savio bu maçta sol kanatta oynadı. Bir golü var haftanın dikkat çeken isimlerinden. Fransa'ya gittiğimizde Monaco 4-0'lık galibiyet aldı. Farklı bir galibiyet. Stoper futbolcusunun golü vardı. Konemi sever gol atan stoperleri. Kehrer Lorient 5-0'lık galibiyeti aldı. Santraforların 1 gol 2 asisti bulunuyor ama bu futbolcumuz GF gibi oynadı. Gelirse Santrafor değil de GF kartıyla karşımızda olabilir. Bu hafta çünkü Santrafor'a da çok fazla aday var. Bu futbolcumuz da GF adaylarından bir tanesi. Paris Saint Germain'de sağ açıkta oynayan Lee In'in de bir gol bir asisti var dikkat çeken isimlerden. Bir mesela Kamara arkadaşlar gol attı. İstatistleri falan da iyiydi. Bir ihtimal belki gelebilir. Bizim ligimizden Konemi her zaman oyuncu seçmemekte ama olur da seçerse derbi zorluk derecesi çok yüksek bir maç. Ve bu maçta bir stoper futbolcusu gol attığı için Konemi stoperleri sever. Çağlar Söğüncü gelme ihtimali olan isimlerden. Öğlen vakitlerinde Konemi yarın gelecek Player of the Week'le alakalı açıklama genelde yapmakta arkadaşlar. Olur da paylaşım gelirse ben de sizlerle paylaşmaya çalışırım. Yarın epik paket büyük ihtimalle gelecek gibi gözüküyor. Son dönemlerde konemi epikler getirmeye başladı. Bazen de showtime paketi getirmekte ama bu paketler önceden sızmıyor arkadaşlar. Oyuna girdiğimizde pat diye öğrenebilmekteyiz. Hatta resmi siteden bile erkenden bazen paylaşıyorlar ama bazen paylaşmayıp bir anda oyunda da görebilmekteyiz. Yarın eğer erken bir paylaşım olursa ben de takip ederim. Sizlerle paylaşmaya çalışırım. Tüm bunlarla alakalı sizlerde yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.